biraz da şöyle değerlendirebiliriz bunu bence. Burada yönetimin de bir özgüvenini gösteriyor bu. Çünkü çok çok büyük eleştiriler var. Çıkıp aralarda açıklama yapıp tabiri caizse gaz almak evet. yerine zaten belli bir plan var. Ve biz bu planı yerine getireceğiz özgüveniyle. O bittikten sonra bugün dediğin gibi hem Cenk Ergün hem Dursun Özbek açıklamalarda baktığı bulundu. Baktığın zaman yok boyus maçında Galatasaray 3 yeni transferi ve koruduğu kadrosuyla çıkacak. Yani burada en azından yönetimi eleştirebileceğim bir nokta yok. Ee, Ilk, i̇lk ilk maçını kazanmış bir Galatasaray var. Belki oyunu eleştirebilirsin. Sezon başı olduğu için belki evet. e, bu tempoda oynayamıyor. Geçen seneki tempoda oynuyor. Ki bence Fenerbahçe'de bu durum var. Ama biraz aceleci olduğu Ama oyun için... oyun eleştirisi de yönetimi bağlamaz. Yönetimi bağlamaz. O yüzden yönetim adına bence yapabileceklerini yaptı Galatasaray yönetimi. Daha fazlası olmalı mı? Bence transfer döneminde ayrılacak isimlere göre daha fazlası olacaktır. Bunun için de çalışıyorlardır ama eleştirebileceğim dışarıdan bir göz olarak Galatasaray'da şu an bir şey göremiyorum. Yani ilk lig maçına kazanmış. 6 altı, hafta derbi var. Transferlerini tamamlamış tabii. ve Young Boys maçını bekliyor. Yani 3 Ağustos'tan yani 3 Ağustos'ta tamamladık diyor. Yani dursun Özbek transferlerimizi. Yani baktığınız zaman 21 Ağustos'ta Young Boys maçına 17 gün var, 18 gün var. Yani bu önemli bir süre. İhtiyaçlarını gidermiş bir Galatasaray var. Geç kalındı mı kalınmadı mı eleştirilerin tam olarak sebebine Galatasaray taraftarına da söz verelim burada. Transfer raporu etiketine yazabilirsiniz. X'den Twitter'dan yine Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Kendi şahsi hesaplarımızdan Erdem Akbaş, Emre Kaplan, Koray Baloğlu canlı yayında e, aktaracağız görüşlerinizi de onu söyleyelim yani aksini düşünenler varsa tabii ki e, yoksa zaten veya eleştirilere karşı yönetimi destekleyen mesajlar varsa onları da ha, yazabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim ama yani Erdem Timur'un ayrıldığı sonrası bence süreç ben, çok doğru yönetilmiyor zaman zaman ama yani bu konuda artık Galatasaray kazandıkça ve başarılı oldukça gündemden kalkacak bir konu olduğunu düşünüyorum ben Emre yani hani işler kötü giderse belki yine konuşulur ama İşleri iyi giderse bu konuda gündemden kalkacaktır Galatasaray adına. Galatasaray'da en çok tartışılan isimlerden birisi özellikle sosyal medyada Cenk Ergün'dü. Erden Timur gitti, bütün transferleri yapıyordu. Cenk Ergün geldi, hiç kimseyi getiremedi gibi bir algı vardı. Cenk Ergün de bugün bir açıklama yaptı ve o açıklamada dedi ki transferi tek başına yapma yetkim yok dedi. O açıklamaların tamamını bir dinleyelim ardından konuşmaya devam edelim. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün açıklamalarını izledik. Transferde tek başına bir transfer yapma yetkisinin olmadığını söyledi. Zaten bu yani normalde Cenk Bey'e şu yönde hak veriyorum. Yani Cenk Ergün kafasına göre gidip bir transfer yapıp bitirip gelecek hali yok. Orada başkan var, bütçesi var, hoca ister Hı. mi, oyun sistemine uyuyor mu vesaire vesaire. 3-4 tane zaten her kulüpte böyle bir süreç var ama sosyal medyada bazen yani alfabenin ilk harfi A'dır alfabenin ilk harfini C'den başlattılar diye biri bir yalan atsa onu anlatmaya çalışılıyor. Yani bu kadar ve Yıllarca önce şey anlatmaya. ve aynen e, bu noktada o şekilde neden böyle bir süreç yaşandı sence? Neden Cenk Ergün bu kadar hedef oldu? Ya şunu söyleyeyim. Yani bu açık konuşmak gerekiyor. Cenk Ergün'le ilgili hedef olma durumu, sosyal medyada hedef olma durumu bugünün konusu değil çok fazla. Daha öncesinde yani Dursun Özbey'in bir önceki döneminde az önce mesela yani böyle tek taraflı bir övgü sunuyormuşuz gibi olmaması adına belki bundan bahsetmedim ama Galatasaray'da bir önceki iki sezonluk şampiyonluk serüverinde de yine kadroyu kuran isim Dursun Özbek'ti ve Cenk Ergün'le birlikte kurdular bu kadroyu. O döneme dair sonrasında Dursun Bey seçimi kaybedip rahmetli Mustafa Cengiz göreve geldikten sonra çok fazla ve belki de yani Türkiye'de bu sosyal medyada tek taraflı insanlarla ilgili yorum yapma en kibar haliyle böyle söyleyebilirim durumunun ortaya çıktığı ilk süreçlerden biriydi. Bir tanesi Dursun Özbek'le ilgili söylenen şeyler ve hiçbir karşılığı olmayan mesela yani Dursun Özbek'le ilgili şöyle şeyler söyleniyordu. 20 bin euro için işte yeğenine fatura kesmiş falan gibi şeyler söyleniyordu ya ama ilk o, döneminin ardından. o esnada mesela Dursun Özbek'in Galatasaray kasasında 20 milyon eurosu vardı kendine ait falan gibi. Bu kadar saçmalıkta şeyler ama tabii sosyal medyanın da bu kadar tek taraflı kullanılabileceğini düşünmeyen insanlar da bunu doğru olarak kabul ettiler yıllarca. Cenk Bey için de benzer bir durum söz konusu. Cenk Ergün ilk döneminde işte bon servisler çok verildi deniyor. İşte ne mesela Feguli için, Sofyan Feguli için kariyerinde ilk defa bon servis ödendi gibi bir eleştiri var Cenk Ergün için ya da Belhanda için ödenen bon servisle ilgili tartışmalar var ama o gün itibariyle Galatasaray Avrupa'da yoktu ve üst düzey bir kadro kurulması düşünülüyordu. O kadroyla da Galatasaray 2 sene şampiyon oldu. Hatta evet. 4 sene Galatasaray'ı taşıyan iskelet o şekilde kuruldu. Üstüne de para da kazanıldı bu arada. İşte Gomis, Feguli, Belhanda, Endiaye atılar. Ya orada varsa. orada mesela en eleştirilen işte Ankara Spor'da şu paraya oynuyordu. 5 katına Galatasaray'a geldi dediler. Endiaye'den Galatasaray yarım sezonda 8 milyon euro para kazandı. Evet. Yani aslında veriler çok basit ama insanlar buna bakmak yerine sosyal medyadaki bazı böyle süslü tuhaf cümleleri gerçek kabul etmeyi doğru olarak görüyorlar. Bu döneminde de Cenk Bey göreve geldi. Erdem Timur'un o dönem için futbolun başında olacağı ya da öyle bir yetkisi olacağına dair bir kendisinin de bilgisi yoktu. Çok net. insanlar ar arşivlere bakarsa şunu görebilirler. Seçimden bir gün önce Erdem Bey biz canlı yayın yaptık A -Spor ekranında evet. ve kendisi daha çok altyapıyla ve Flora ile ilgili işte inşaat projeleriyle ilgileneceğini söyledi. Sonrasında planlama değişti ve Erdem Bey futbolun başına geçti. O esnada zaten Cenk Bey'in yaptığı bazı hazırlıklar vardı. Bugün mesela altını çizdiği bence en önemli şeylerden bir tanesi. O süreçte, o değişim esnasında yapılan görüşmelerde işte kötü olan her şey, kötü olan dediğimizde de en sabit, bariz örnek şu anda Sergio Oliveira, 3 milyon euro olan 4 yıllık sözleşme verilmesi. İşte bunu Cenk Bey yaptı. Ondan sonraki iyi olan her şeyi de Erdem Timur yaptı gibi. Gerçekten hayatın olağan akışıyla hiçbir karşılığı olmayan bir yaklaşım var. Hatta bunu bize bizzat, bizzat Erdem Bey ilk transfer döneminin sonunda Sergio Oliveira'yı savunurken, <laughs> yaptığı hamleyi savunurken şunu söyledi. 3 milyon euro Porto'dan alıyordu. Kaliteli bir orta saha oyuncuydu, oyuncusuydu kadromuza katmak istiyorduk. 3 milyon euroda biz getirdik dedi. Yani bu Cenk Ergün'ün yaptığı bir şey değil. Ya da evet. bu transfer döneminde yani bunlar çok kör göze parmak. Biz iletişimci olduğumuz için bunları anlayabiliyoruz ama tabii ki taraftarların hepsini ayırt etme şansı yok. O yüzden Cenk Bey burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Mesela şu söyleniyor. Erden Timur Rafa Silva ile anlaşmıştı. Toplam 20 milyon euro paket. Ama sırf Erden Timur istedi diye alınmadı ya da Sofyan Amrabat'la 5 milyon euro bonservisi anlaşmıştı. Ya yani Sofyan Amrabat 5 milyon euro bonservisle herhangi bir takıma gitse şu anda herhalde kapısında 100 kişi falan bekliyordu böyle arabalarla bekliyorlardı almak tamam. için oyuncuyu. Bu kadar gerçek dışı şeylerle suçlanmasına rağmen Cenk Bey'in de eleştireceğim tarafı şu olur. Kendisini çok doğru ifade eden bir insan. Keşke bugüne kadar bunlara çıkıp daha öncesinde bir cevap verseydi. Evet. Belki kendisi için daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabilirdi. Yani asılsız iddialara yanıt vermek istemiyor insanlar evet. bazen <laughs> ama daha sonra da bu sefer gitgide büyüyor, gitgide büyüyor. Yani aslında bunlar daha başındayken de önüne geçebilir. geçebilirsin dediğin gibi. Cenk Bey kendisini çok güzel ifade edebilen bir insan. Beklemeden bu süreci e, yönetebilir de sen nasıl açıklamaları değerlendiriyorsun Bir kişi yapıyor gibi algılanıyor her zaman ama Erden Timur da tek başına yapmıyordu ki nihayetinde başkan Tabii Dursun ki. Özbek'ten onay alıyordu Okan Hoca ile görüşüyordu. Yani ya Belki şu tek <laughs> fark şu olabilir Cenk Bey kulübün çalışanı profesyoneli. profesyoneli yani bir ücret kazanıyor sonuçta işi profesyonel işi Erden Bey bir iş adamı belki yeri evet. geldiği yerde masada yine konuşuyordur ama Başkan işte bu bizi zorlar dediğinde başkan zorlamaz çünkü ben bu kadar cebimden karşılıyorum diyebilme ekonomik gücüne belki sahip aralarındaki Doğru. tek fark bu iletişimde yani bu süreç yönetmede o olabilir pozitif olarak. Evet. Emre'nin bahsettiği o ilk dönemdeki Erde, e, Cenk Ergün döneminde mesela sosyal medya kullanımı vardı ama belki de tüm stada etkileyen yoğun bir kullanım yoktu ama artık o kadar çok fazla insanların hayatında ki. Yo, bu kadar yani etkilenmiyordu. O yıpratma, o yıpratma mesela e, Cenk Ergün iki yıldır devam iyi giden bir yapıda e, bazı şeylere müdahale etmek istese belki de Müdahale edebilirdi, itiraz edebilirdi. Transferde en nihayetinde Galatasaray'ın söz sahibi olabilecek yöneticilerinden biri daha önce de çalışmış. Ama bunlara girmeden iki senedir iyi giden bir yapı var. Ve devamında şimdi göreve gelmiş ve üç transferini tamamlamış yine aynı yere geldik bir yönetim var. Yani Emre'nin dediği doğru daha önce cevap verebilirdi. Çok fazla konuşuldu çünkü. Şimdi sorular da geliyor Emre. Biz yavaş yavaş transfer kısmına da merak ediyor taraftarlar. Onu da konuşalım. E, pire Necdet dedik tabii fikirlerini de bize aktarabilirler. Pire Necdet izleyenimiz Galatasaray taraftarı diyor ki e, ha, o Pire herhalde hayvan tire lakabı mı bilmiyorum artık da. Hafızaları tazeleyelim. Galatasaray taraftarının tepkisinin zirve yaptığı, pik yaptığı açıklama Başkan Dursun Özbey'in UEFA'nın gözü üzerimizde talihsiz demeciyle başladı demiş. Ben işte bunların yanlış aksettirildiğini düşünüyorum taraftar. UEFA'nın gözü tabii ki Galatasaray'ın üzerinde. Yani bu o dönem anın rüzgarına göre çok değerlendirilen ve bazen sosyal medyada sadece sosyal medya kullanıcılarının değil, bizim meslektaşlarımızın da anlık etkileşim için hep o anın rüzgarına göre değerlendirdikleri açıklamalar. UEFA'nın gözü Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nde, Beşiktaş'ında her zaman üzerinde. Yani Dursun Özbey'in bu söylediğinde ekstra... Olumlu ya da olumsuz anlam çıkarılacak bir nokta yok. Ben an, yani izleyicimizin neye tepki verdiğini biliyorum. İşte bankalar birliğinden çıkacağız. Saşa Boya'dan para geldi falan. O, o dönem böyle tuhaf tuhaf yorumlar yapılıyordu. Galatasaray'da paralar nerede? Yani sanki Dursun Özbek Evet. Saşa Boya'dan bir para geldi ve ailesiyle bunu paylaştı ya da oradaki yöneticiler paylaştılar. Kasaya bu para hiç girmedi gibi gerçekten çok tuhaf ve hayatın olağan akışına hiç karşılığı olmayan yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın çok ciddi bir maaş bütçesi var. Geçen sezondan bu yana devre olan. Bir kere bu maaşlar ödendi. İşte oyuncuların alacakları ödendi. Bir, bir sürü kulübün ödeme kalemleri var. O yüzden yani bu UEFA'nın gözü dediğim gibi Galatasaray'ın sadece üstünde değil, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un Avrupa'ya katılım gösteren bütün takımlarımızın üstünde. Burada ekstra bir durum yok. İşin gerçeğini söylediği için de çok tepki göstermeye gerek yok bence yani. Bu burada bir hayal sat, satsaydı dursun Özbek ki Bence evet. biraz iletişim anlamında burada hata yaptı. Tam tersi olumsuz söylemlerinde değil, olumlu söyleminde belki de bu beklenti oluşturmasına da etkisi oldu. Kampa transferler yetişecek dedi ve Kemerburgaz'a yeni sezona başlamadan geçeceğiz dedi. Kendisini de en çok baskıya sokan ve eleştirilmesine de en çok sebebiyet veren kısmı bu. Bence Dursun Başkan'ın son dönemde eleştirilecek en önemli konusu iletişim anlamında yaptığı bu yanlışlar.